Bizden BC isteniyor. Kosinüs teoremi kullanabiliriz. Kosinüs teoremi şu oluyordu. Burası sanki buradaki açı 90 dereceymiş gibi varsayarak hareket ediyordu. Şuraya x dersek bir dik üçgen olduğunu düşünüp Pisagor teoremini uygularsak x kare eşittir 6'nın karesi artı 7'nin karesi olur. Ama dik üçgen değil. Burada belli bir açı var. Orada açı varsa devamına da şunu yazacağız. 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı açının kosinüsü. Kosinüs 60. Tabii 90 olsaydı açı, kosinüs 90 0 olacağı için burası yok olup gidecek ve Pisagor'a dönüşecek. Bunu yapabiliriz ama böyle uğraşmak yerine biz kendimiz şuradaki 60 derecelik açıyı kullanarak da yapabiliriz. Mesela B'den bir tane dikme indirsin. Şöyle. Bu şekilde. Şurası 60 derece. Burası 90. Tepedeki açı B açısı 30 derece olur. Şurası 30. Burası 30. Özel bir üçgen 30-60-90 üçgeni. Hipotenüs uzunluğu 6, 30'un karşısı bunun yarısı olacak. Yani 30'un karşısı 3 olur. 60'ın karşısı da şunun kök 3 katı. 3 kök 3. 60'ın karşısı. Tabii şunu söyleyebiliyoruz. Bunun tamamı 7 idi. Bu parça 3 ise çiziyorum 7'yi. Diğer parça 4 olacak. Şimdi şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak dik üçgen. Burada Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Hipotenüs uzunluğuna isim verelim. X diyelim. X'in karesi 4'ün karesi artı 3 köküçün karesi olacak. Yani x kare eşittir 4'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi. X kare eşittir 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Kök 3'ünki 3. 27 yapacak. Buradan x kare eşittir toplarsak 43. Her iki tarafın kare kökünü alınca x eşittir. Karekök 43 dışarı çıkamayacak. Bu şekilde kalır yani.